Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ünitenin ikinci dersinin üçüncü bölümüyle tekrar birlikteyiz. El kısmı thalithu, üçüncü bölüm el kitabetu, yazı bölümü. Bu video ile beraber inşallah birinci ünitemizi tamamlamış olacağız. Uktub el kelimetel münasibete tahte suveril ehetiye gelen fotoğrafların altına uygun kelimeleri yaz alıştırması. Hemen şöyle kelimelerimize bakalım. Saydeliyetun, eczane. Bakın burada. Müsteşfe, hastane. Dükkanun, dükkan. <laughs> Mini market yazmışlar hatta. Matamun, lokanta. Matarun, havaalanı. Mahkemetun, mahkeme. O da bakın şurada tokmaktan belli. Mehbezun, fırın. Mencaratun, marangozhane en sol tarafta bustanun da bahçe. <laughs> Bunları güzelce e, bu kelimeleri alacağız. Fotoğrafların altına yazacağız. İkinci alıştırma. Uktub tehte kulli suratin kema fil misal. Her fotoğrafın altına örnekte olduğu gibi yaz alıştırması. Bakalım fotoğrafımızda bir bayi, bir satıcı var. Ne yazmışız oraya? Huve <laughs> bayi'un. O bir satıcıdır. Huve <laughs> elbise elbisete o elbise satıyor. Huve bâ'i'un o bir satıcıdır. Huve elbise elbisete o elbise satıyor. Huve ya'melu fi mahallil elbiseti o elbise mağazasında çalışıyor. Şimdi biz aynısını hallak yani terzi için yapacağız. Hemen şu yapılmış hallerine bakayım. Bu arada meslekleri bir tanıyalım. Sa'ikun şoför, muallimun öğretmen, habbazun fırıncı, Neccarun marangoz hemen şöyle bir bakalım. Huve hallakun o bir terzidir. O bir berberdir. Huve yakissu sha'ra'n o insanların saçını kesiyor. Huve ya'malu fi dukkani. O dükkanda çalışıyor. Ya da huve ya'malu fil hallaqi. O berberde çalışıyordu diyebiliriz buraya. Diğer fotoğrafımız şofördü. Huve saikun o bir şofördür. Huve yakudul hafilete, o otobüs sürüyor. Huve ya'melu fil hafileti, o otobüste çalışıyor. Diğer fotoğrafımız öğretmendi. Huve muallimun, o bir öğretmendir. Huve yuallimu et tullabel o öğrencilere yazmayı öğretiyor. Huve ya'melu fil medreseti, o okulda çalışıyor. Diğer fotoğrafımız fırıncıydı. Huve khabbezun o fırıncıdır. Huve yakbezul khubze o ekmek pişiriyor. O ekmek pişiriyor. Huve ya'melu fil mahbezi o fırında çalışıyor. Son fotoğrafımız bir marangozdu. Huve necarun o bir marangozdur. Huve yesne'ul ebvebe o kapılar yapıyor. Huve ya'melu fil mencarati o marangozhanede çalışıyor. Evet bu şekilde bu cümleleri buradaki boşluklara inşallah güzelce yazalım. Üçüncü alıştırmamız raddi bil kelimeti gelen kelimeleri düzenle litukuvvine oluşması için cümelen müfideten faydalı cümleler oluşması için gelen kelimeleri düzenli alıştırması. Bu tarz alıştırmalar bizim için son derece faydalı. Sınavlarda da zaten genellikle böyle sorular gelir. Yani kelimeler dağınık verilir, faydalı cümle kurmamız istenir. Bunu ancak müpteda haberi doğru bilenler ya da fiil cümlesinin işte fiil artı fail artı e, mefulü sıralaması ile genelde geldiğini bilenler bunları güzel yapabiliyorlar. Ya da buradaki kelimelerin tamamının anlamını bilirseniz o zaman bu sizin için kolay bir alıştırma oluyor. Hemen yapılmış haline şöyle bir bakalım. El muallimu yedrusu fil medreseti öğretmen ünü, e, okulda ders veriyor. El habbezu fırıncı yakbezul fil mahbezi. fırıncı fırında ekmek pişiriyor. Es saiku yakudul hafilete şoför otobüs sürüyor. Et tabibu ya'melu fil müsteşfe doktor hastanede çalışıyor. Dördüncü alıştırma. Uktub ecvibeten münasibeten lil esiletil gelen sorulara uygun cevapları yaz alıştırması. Mâzâ Tamelu, ne yapıyorsun? Bunu kendimize göre cevaplayabiliriz. Mesela ben imamım. Ene imamun ben imamım diyebilirim. Eyne Tamelu nerede çalışıyorsun? E'amelu fil cami'i camide çalışıyorum. Kem yevmen fil usbu haftada kaç gün çalışıyorsun? Eamelu fil usbu'i sebate ayamin 7 gün hatta bazen 8 gün imamlar <laughs> ne güzel çok fazla çalışıyoruz yani gün olarak çok fazla gün içinde çok fazla değil ama gün olarak çok fazla Kem saaten taamelu kaç saat çalışıyorsun Eamelu saaten 42 saat 24 saat çalışıyoruz İmamlar böyle Saat mefhumumuz pek yoktur. Her an birisi kapıya gelebilir. Böylesine kutsal bir e, görevimiz var Allah'ın izniyle. Bu bütün imamlar için geçerli. <laughs> Geldik beşinci alıştırmaya. İkra el ma'lumati fil bitaqatil atiye. Bu gelen e, bitakalardaki, şu gelen bitakalardaki e, yani kimliklerdeki, bilgileri okuyacağız. Sunme ecip anil esele. Sonra gelen soruları cevaplayacağız. Yani şurası bir bitaka. Burası da başka bir bitaka. Matlubun lil ameli fi mat amir riyan. Riyan lokantasında iş için istenenler şunlar. El mihnetu meslek nedir? Nadil. Bir garson. Buraya aranan bir garson. Erratip maaş 15 bin lira. 15 bin suri lirası amel saati yani <laughs> insanın amel saati gibi oldu bu. Çalışma saati haftada 48 saat. Çalışma vakitleri akşam saat 6'dan e, sabah saat 6'ya kadar. Eyyamul <laughs> amel çalışma günleri min ila kamis yani cumartesiden perşembeye kadar. El-hibretu <laughs> tecrübe yani bu işte ne kadar tecrübeli olması lazım işe gelmek için garsonun senetani alel ekal en az iki sene. Şimdi bu okuduğumuz bilgilere göre şuradaki soruları cevaplayalım. Eyne mekanul amel yani çalışma yeri neresi? Bunları gerçi şuradan okuyayım. Eyne mekanul amel çalışma yeri neresi? Mekanul ameli fi matamir riyan. Riyan lokantası. Mel amelul matlub istenilen iş nedir? El amelu'l matlubu huve nadil o garsonluktur. rati ratibu şehri Aylık maaş ne kadar? Er bu şehri 15.000 lira Suriye. 15.000 Suriye lirası aylık. Kem adede saati'l ameli fi'l usbu'? Haftada çalışma saatleri kaçtır? Haftada dedi ki 47 saat. Hatta burada 48 vakit onu şimdi fark ettim. Buraya lütfen 47 değil de 48 yazalım. Kem adede eyyamil amel iş günleri sayısı kaçtır? İş günleri sayısı 6. Kem senevetil hibra yani tecrübe senesi kaç olacak? Senevetil hibra senetani alelakal. Tecrübe senesi en az 2 olacak. Şimdi diğer bir takaya bakalım. Fursatun fursatu amelin fi şirketi kübra. Yani büyük bir şirkette çalışma fırsatı. El amelül matlub istenilen iş nedir? Muhasip. Muhasebeci. Şirket ney? Şirketu salih lil elbise. Yani elbise için salih şirket. Nizamul amel. Yani iş nizamı devamun kamil. Yani sürekli bir iş bu. <laughs> Saatul amel iş saatleri haftada 35 saat. İş günleri de minel, minel ifneyn yani pazartesiden cumaya kadar. El hibretul matlube istenilen tecrübede en az bir sene senetun alel ekal. Peki maaş ne? Errati bu şehri aylık maaş beyne e, erbe, e beyne erbe'a ve hamsete yani 4000 ile 5000 bin arası. Şimdi bunun sorularına bakalım. Sorular aynı cevaplar farklı. Eyne mekanul amel mekanul amel fi şeriketin kübra İş nerede büyük bir şirkette ya da buraya e, mekanul amele şey de yazabiliriz. E, gerçi şirketin adını yazalım mı? E, fi şirketi Salihil Elbise bu da olabilir. <laughs> ya da fi şirketin Kübra bence ikisi de olabilir burada. Mel amelul matlub istenilen iş nedir? El amelul matlub huve muhasip muhasebeci. Kemir ratibu şehri aylık maaşına kadar dediğimiz gibi 4000 ve 5000 arasında Kem adadu saatil amel fil usbu haftadaki çalışma saatleri kaçtır? Haftada 35 saat. Kem adede eyyamil amel iş günleri sayısı kaçtır? O da 5 gün pazartesinden cumaya. Kem senevatil hibra tecrübe kaç sene? Tecrübe en az 1 sene. Senevatul hibrati senetun alel akal en az 1 sene tecrübe olacak. Bu işe girmek isteyen vatandaşın. Şimdi 6. alıştırma. İcma el ma'lumat el gelen bilgileri topla an salasete eşhasin ta'rifuhum yani bildiğin tanıdığın üç şahıstan bu bilgileri toplayacağız. İsmi nedir? İşi nedir? Nerede çalışıyor? E cihetul amel iş yönü nedir? Eyyamul amel iş günleri hangileri? günde kaç saat çalışıyor ve tatil günleri hangileri ve aylık maaşı? Bunu tabii benim şu an burada doldurmam uygun değil. O yüzden sizler bunu tanıdığımız 3 kişiyi bulalım. Ya da kendi kafamızdan, kendi hayal gücümüzle 3 e, bir arkadaş edinelim. 3 tane onlarla bunları dolduralım. 7 alıştırma, Uktub fikreten anışaksın şahsin tarifim. Yani tanıdığın bir şahıs hakkında bir fikra e, buraya yazacağız. Yani bir parça yazacağız buraya. Tehtevi alel ma'lumati la şu gelen e, bilgileri içeren bir parça. İstifid min dersil kıraeti li fikreti ve kitabe Ve diyor ki sen bu e, fikrayı yazmak için, fikrayı yazmak için kıraat dersinden istifade et e, fikranın şeklini öğrenmek hususunda ve e, yazma yolunu öğrenmek hususunda diyor. Sen kıraat e, bölümüne müracaat et diyor. Oradan bunu öğrenebilirsin. Şimdi bu adamın ismi ne? İşi ne? E, i̇şi nerede? Ee, çalışma saatleri kaçtır İşe başlama saati işten işi bırakma saati yani işten ayrılma saati çalışma günlerinin sayısı ve tatil günleri nelerdir bunları bir şahıs hakkında bulacağız ve yazacağız yani şuna benziyor aslında yani şuna çok benziyor <laughs> fark da pek fazla yok gibi yani orada 3 tane yaptık onlardan birini buraya yazabilirsiniz sorular biraz farklı istenenler birazcık farklı ama aşağı yukarı aynısı yani. Ehrufu ehrufun tulfezu ve la tuktebu. Yani telaffuz edilen ama okunmayan harfler. Telaffuz edilen ama okunmayan harfler. Mesela heze diye yazılır. Yani heze diye yazılır ama heze diye okunur. Hezihi diye yazılıyor ama hezihi diye okunuyor. Zelike diye yazılıyor ama zelike diye okunuyor. Allahu diye yazılıyor. Allahu mesela şurada uzatma yok ama uzatılarak okunuyor. Errahmen böyle yazılıyor normalde. Ama biz onu okurken Errahmenu diye okuyoruz. Neymiş bunlar bakın? Telaffuz edilen ama yazılmayan harfler Arapçada. Sekizinci alıştırma Uktub me teçme'u Duyduğunu yaz alıştırması. Bu da yine bir önceki yani birinci bölümdeki kitabetle aynı. Şurada da dipnot var bakın. Hocamız burada bize derste geçen cümlelerden olsun, kelimelerden olsun bir şeyler söyleyecek. Biz de onları buraya yazacağız. Ya da bu ders size en çok etkileyen kelimeler, duyduğunuz yeni kelimeler. Neyse buraya bir sözlük gibi de kullanabiliriz. Buraya onları yazalım. Yanına da Türkçe anlamını yazarız. Zamanla buraya bakar bakar onları ezberleriz. Dokuzuncu alıştırma. Uktub el ibaretelatiyete bi hatin cemil. Bu gelen ibareyi güzel bir hat ile Buraya yazacağız bu bir hadisi şerif. Bakın şurada da yazıyor hadisi şerif diye. E'atul ecira ecrahu yani çalışana ücretini verin. Kable en yecif ve arakuhu yani alın teri en yecif ve kurumadan kable önce. Yani çalışana teri kurumadan önce ücretini verin hadisi şerifi. Bunu da buraya güzelce ne yapacağız? Hüsnü hat ile, cemil bir hat ile onu buraya yazmaya gayret edeceğiz. Evet böylelikle inşallah bu yeni kitabımızın birinci ünitesini tamamen 6 videoda bitirmiş olduk. İnşallah ikinci ünitenin 6 videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sayın